ile Müzik Sohbetler programının bu bölümünde Mehmet Evren Hacıoğlu ile birlikteyiz. Abi nasılsın? Çok teşekkür ederim Mehmetciğim. Sen nasılsın? Teşekkür İyisin ederim. İnşallah. Sağ olasın, ben de iyiyim. Canım benim. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Nasıl gidiyor? Hamdolsun. Çok iyi. İşte kendi halimizde bir menzile doğru gitmeye çalışıyoruz. Ne kadar güzel. Yapabildiğimiz ölçüde. Müzik senin için ne anlam ifade ediyor? Müzik tabii geleneğin içinde baktığımız zaman değerlendirmemiz gereken bir şey gibi geliyor. O da esasında geleneğin içindeki bütün sanatlarla çok ciddi organik bağları olan bir kadim gelenek. Birkaç açıdan ele alınabilir
geleneksel müziğimiz. Bunlardan benim için en önemli olanı bilgi açısından, yani bilgi varlığı açısından olan konumu müziğimizin. Bence yani şu ana kadar konuyla ilgili okumaya çalıştığım kaynaklardan anlayabildiğim şeyler, bu ne kadar hakikat onu bilemiyorum ama kendimce bir doğru bulduğumu düşünüyorum. Yanılıyor olabilirim tabii ki. Estağfurullah. Ama zaman ve mekan olgusuyla ve sonralık kavramının oluşmasından sonra diyebiliriz. Yaratılmış bilgiler var. Bir de zaman ve mekan şeyinden, olgusundan öncelik kavramı olmadığı anda dağıtılmış bilimler, ilimler var. Dolayısıyla bizim sanatlarımızın, yani bu toprağın sanatlarının o ana ait olduğunu ben hissediyorum. Bu anlamda boyuttan münezzeh bir hali var. Müziğimizin bana ifade ettiği şey ilk başta bu boyutsuzluk içindeki hatırlamalarımız ve bu hatırlamalarımızın açığa çıkması. Şen olasın mürgüt, dumanın tütmez. Kıratma cemi, kolağı tutmaz. Kıratma cemi, kolağı tutmaz. Oğlum Ahmet küçük, yerini tutmaz. Cemalım, cemalım, cemalım,
Saz çalmaya ne zaman başladın abi? Saz çalmaya... Saz çalmaya şöyle bir hikayesi var onun. 1987 yılıydı zannedersem. Ailemle birlikte Bodrum'a doğru gidiyorduk bir yaz. Ve İzmir'de Alsancak'ta babamın asker arkadaşı Naim Bülbül, ona da dinlerse ellerinden öperim. Hala da Antalya'da bir müzik mağazası olduğunu biliyorum. Balla verebilir miyim? Estağfurullah, tabii. Ses kayıt cihazını kamera alıyor mu şu an? Alıyor. Sevgili müzikseverler, gördüğünüz ses kayıt cihazını ben Naim Bülbül abinin müzik merkezinden satın almıştım. Öğretmenle öğretmenle ilk başladığım zamanlardı. Bu bölümde çok de güzel. Vesile olsun kendisine saygı ve sevgiyle iade etmiş olalım. Eyvallah. Buyur abi. Babamın asker arkadaşı Naim abi. Eyvallah. Dediğim gibi ellerinden öperim. Ben de. Alsancak'taki mağazasına gittik. Hem piyano akordu da yapıyordu zannediyorsam. Evet. Ufak bir dükkandı. Beni elimden tuttu. Yukarıda bir depo gibi bir alan var. Oraya çıkarttı. Ve böyle duvarda enstrümanlar asılı. Hatırladığım kadarıyla ut var, keman var. Bir kabak kemane vardı. Şekil olarak hatırlıyorum. Ve bir tane de bir cura vardı orada. Dedi ki bana, bir tanesini seç. Ben oradaki cürayı seçtim. Orada. Aldık onu, eve getirdik. Daha sonra tabii dayım müzisyendi. O sanat müziğiyle ilgileniyordu. Ben ilk 10-12 yaşlarında ut çalarak başladım. Ve yaklaşık böyle bir 4 sene falan ut çaldım. Sonra o bağlamayla tekrar tanışmak nasip oldu. Ondan sonra da sadece bağlama odaklı devam etmeye çalıştım. Yapabildiğimiz ölçüde, nasip olduğu ölçüde. Ne kadar güzel. Müzik okumaya nasıl karar verdin? Müzik okumaya... Ya bu zaten bir... O saza bir... Temas ettiğiniz zaman, dokunduğunuz zaman bütün bedeninizin... hissedebildiğiniz bütün duyularının bıraktığı bir lezzet var. O insanda gerçekten Allah'ın izniyle böyle bağımlılık yapan bir şey. Ondan sonra o lezzeti de alınca veya o lezzeti almak nasip olunca diyelim, o yöne doğru bir hedef çizmeye Allah'ın izniyle karar verdik. Nasip oldu. Ne kadar güzel. Şimdi aşağı yukarı aynı yaştayız. Aynı jenerasyon insanlarıyız. Geçmişten günümüze gelen, hayatını kaybetmiş ya da halen hayatta olan çok kıymetli ustalar, aşıklar, dedeler var. Tabii. Onların izinde, onların ışığında bir şeyler yapmaya gayret gösteriyoruz. Bu bağlamda aşıklık geleneği senin için ne ifade etmekte? Aşıklık geleneğiyle de şöyle bir bağım olduğunu düşünüyorum. Rahmetli anneanneciğim Sarıkamışlı. Allah razı olsun. Ve müzik sevdalısı bir insandı. Ben de çok fazla onunla vakit geçirdim. Anneannem hakikaten çok dinlerdi aşık müziğini. Zaten abilerinin de Ankara'da bir Kars kahvesi varmış zamanında, ben göremedim ama işte o dönem Murat Çobanoğlu, Şeref Taşlıova rahmetli, Davut Sular gelmiş rahmetli, Aşık Reyhani Baba, hepsinin uğradığı bir durak noktasıymış o dönem o kahve ve ben göremedim tabi ama ailemin büyüklerine, işte dayılarım olsun, annem olsun, anneannem olsun onu görmüş. Anneannem de çok severdi yani aşık müziğini. Oradan bir belki içimize kalan, hatırlamaya çalıştığımız bir yol olabilir. Müzik
iki bölüm. Geldi kondu çimene dayandı. Geldi kondu çine dayanamıyor. Aşka düştüm aman oldum divane. Ben gidiyorum ey nazlım, aldattın beni. Arar isen yar yanında bu. İki bülbül gül dalında ötüyor, dayanamıyor. Ötme eylen güzel, işte salım gidiyor, dayanamıyorum. Gidiyorum azdım, aldattın beni. Arar isen yar yanında bu. Sevgili müzisyenler, internette, YouTube'da ve benzer dijital mecralarda birebir olarak birbirimizi tanımasak da artık hepimiz, her müzisyen tabii birbiriyle dijital mecralarda ilişki içerisinde. Ben de abi seni ciddi anlamda takip ediyorum ve çalışmalarını gözlemliyorum. Çalışmalarından feyz alıyorum açıkçası. Estağfurullah. Bu çalışmaları yaparken nasıl bir yol izliyorsun? Yani sosyal medyada insanlara arz ediyorsun, insanlara paylaşıyorsun. Evet. Bunlardaki amaçların nedir? Yani esasında dediğim gibi ilk baştaki o bir düşünce yapısına oturtma, bir hissetme ve
inançla bağ, o önemli. Tabii bu bir anda, yani ilk başta da böyleydi, sonra da böyle olacak diye bir şey değil. İlk kayıt yapmaya karar verdiğimiz zaman başka bir hissiyattaydık. Şimdi daha sonra zamanla şekillenen başka bir duyum arzusu veya icra arzusu oluşuyor. Ya bir amaç esasında, yani dediğim gibi boyutsuz düşünmeye çalıştığım için ve nasip olduğu ölçüde o şekilde yapmaya çalıştığım için şey değil, yani hani amacım şudur. İşte veya işte amacım geliştirmektir veya amacım şuraya taşımaktır gibi söylemlerim yok. Sadece gönlüme eserler düşüyor, çalmaktan hoşlandığım. Onları da kaydedip sunmaya çalışıyoruz. Zeki Atagür bağlama konusunda birebir çalıştım. Bir de Ümit Bal diye ilk bir hocam vardı Yavuz Top hocanın müzik merkezinde. Bağlama icrası açısından onlarla bir araya gelmek nasip oldu. Adnan Ataman, onun korosunda bizim zamanımızda üniversitemizin bir staj mecburiyeti vardı. Üniversiteyi de söyleyelim ismini. Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Toplulukları Programı. Orada dediğim gibi o stajyerlik dönemini Adnan Hoca'nın, Allah rahmet eylesin, şeyinde, korosunda geçirmek nasip oldu. Onun dışında
Metin Öge, Doğan Zentur, Emin Tenekeci, Mehmet Kayık aklıma gelenler, Antep'te İbrahim Öztürk, Necati Tosun yine Aydın'da. Onlarla bir araya gelmek nasip oldu ve nice ustalarımız, hepsinin ellerinden öperim. Bir araya gelmek nasip oldu. Onların müziğimize, geleneğe, inanç açısından bir müzik geleneğine bakışları, müziği icra ediş şekilleri, müziği aktarış şekilleri, hepsinden nasipdar olabildiğimiz ölçüde faydalanmaya çalıştık. Şimdi ve devam ediyoruz tabii ki öğrenmeye. Tabii ki bu biten bir şey değil. Onların şeyiyle, ustalıklarının bereketiyle diyelim. Öğrenmeye ve hayret etmeye, devam etmeye çalışıyoruz. Gelenek aslında devam eden bir olgu. Evet. Hepimiz için. Fakat kozmopolit dünyada geleneği sürdürebilen kişilerin sanki bu ustaların işte çocukları ve torunları ya da köylüleri, akrabaları olduğunu düşünmekteyiz. Böyle de bir kısır döngü var aslında. Fakat sen işte az önce Doğan Zentur Usta'nın ismini söyledin. Evet. Bu ustaları keşfetme sürecin nasıl oldu? Nasıl bu ustalarla bir duygusal ve müzikal bağ kurabildin? Aynı zamanda inançsal bir bağ kurabildin? Çok zor bir soru esasında. İlk olarak 2001 senesinde Ramazan Güngör Usta'nın yanına gitmiştim. Fethiye gezisinde bir elini öpmek nasip olmuştu. Şimdi orada yani o müziğe maruz kalmak yani çok ayrı bir şey. Yani onu yani bir konser salonunda bir müzik dinlemek, işte bir dinleti ortamında bir müzik dinlemek, çok usta bir ismin icrasını dinlemek gibi bir şey değil. Yani bir medeniyetin böyle nasıl diyeyim çağladığı bir noktaya gidiyorsunuz. O durulukta bir tarif edemediğiniz bir şeye maruz kalıyorsunuz. Yani bunu sen de yaşamışsındır. Evet. Şimdi o insanda öyle bir etki bırakıyor ki yani ayrı bir bağımlılık. Yani onun da tarifi mümkün değil. Ancak onu yaşayan bilir. Yani ona maruz. Ondan sonra bir hocam şey vermişti. Saadettin Doğan'ın bir zurna kaydını. Onu dinledik. O da yani o da apayrı bir şey. Dedim ki ya burayı kesin Allah'ın izniyle gitmem lazım. Yani burada mutlaka bu devam ediyordur. O dönem işte gittiğimizde hem rahmetli Emin Tenekeci'yle hem Doğan Usta'yla Besim Usta vardı. Yine aynı dönem. Erkan Acar vardı aynı yerde. Merak edenler için de söyleyelim. Aydın Germencik. Germencik. Evet. Ve Necati Tosun vardı. Sağ olsun Doğan Ustacığım beni evine davet etti. Orada yattım, kalktım. Ne kadar büyük şans. Sofralarını layık gördüler sofralarına bizi. Ve orada yani Doğan Ustam'ın icrasından yani icrası tabii çok dediğim gibi yani ayrı bir o yakınlıkta yani şuradan mesela usta zurna üflüyor. Onun bir insanın ruhunda bıraktığı etki yani tarifi mümkün değil. Onu ancak yani oraya gidip ustayı o yakından dinleyip yaşayan bilir. Hani onu anlatmaya çalışmayacağım o yüzden. Ama onun yanında bir de müziği ifade ediş yani konuşmalarıyla ne yaptıklarını anlatma şekilleri, ifadeleri ve yapılan icra edilen sanatın oturduğu temeller. Onları
gözlemlemek nasip oldu. Tabii ki algılayabildiğimiz ölçüde mutlaka mutlaka ve mutlaka algılayamadığımız, bizim algımızın, bilgimizin olmayan bilgimizin diyebiliriz. Ötesinde daha çok çok derinleri vardır. Ama o bile, yani bir zerresi, bir katresi bile insanın hayata bakışını biiznillah çok farklı bir noktaya taşıyor yani. Çalan bir icracının Anadolu'daki köylerden beslenmesi çok önemli. Evet. Bir şey anlatabilir miyim? Çok özür dilerim. Ne demek? Hayatımda unutamadığım bir şeydir. Metin ustacığımın evine gittim Keskin'de. Bir misafir odaları vardı. Sağ olsunlar sofralarını açtılar, dediğim gibi karşıladılar. O misafir odasında böyle birkaç kişi uyuyor yani. Orada böyle döşekler var. Uyuyoruz. Gece böyle 2 veya 3 gibi. Yani gece yarısı. Şimdi Metin Usta yattığı döşekten kalktı böyle. Şimdi hani misafirlikteyken de insanın uykusu çok hafif olur ya. Böyle. Ben de kalktım. Yastığının altından
bir tane dilli kaval çıkarttı. Ve dedi ki, ya dedi, ben dedi çalmadan duramıyorum dedi. Şimdi dedi, bu saatte de dedi zurna üfleyemiyorum, herkes ayağa kalkıyor. Mecbur dedi, bunu tutuyorum yastığımın altında dedi. Gece dedi çalmak ihtiyacım olduğu zaman dedi bunu çalıyorum dedi. Ve o dilli kavalla keskin semanı çaldı. İşte oradaki ikinci bölüm, daha sonra ben nasip olduğu ölçüde, algılayabildiğim ölçüde icra etmeye çalıştım o ikinci ve üçüncü bölümünü. Orada o ikinci ve üçüncü bölümlerini çaldı. Keskin semanı. Benim unutamadığım bir şeydir. Andır. Çünkü yıllarını bu işe vermiş bir kişi, o kadar sene geçmesine rağmen tutkusundan, işe olan muhabbetinden, sanata olan bağlılığından hiçbir şey kaybetmemiş. Evet. Yani gece bir anda kalkıp yani bir çalma şevki, çalma isteği. Muhteşem bir şey. Kesinlikle, yani ben de keskine 2-3 defa gittim. Metin Öge ile de görüştüm. O dediğin eve ben de misafir oldum. Eyvallah. Uyumadım fakat o evi biliyorum. Yolun eyvallah kenarında, evet, sağ tarafta. Evet. Aşağıya doğru iniyorsun. Evet, evet. Tabii ki koca usta kavram vardır bizim teki öresinde. Anadolu'da koca usta kavramı da işte, ustalar sadece aslında zurna çalmaz, sadece saz çalıp türkü söylemezler. Her şeyden birer birer anlarlar. Yani bir aşık, bir usta sazında, çalgısında söz sahibi olduysa aslında o bölgenin, o coğrafyanın birçok özelliğini bildiği için usta olmuştur. Ki Metin Öge babında da gerçekten, evet, öyle yani usta. Ki ustamıza da yanılmıyorsam 2019 yılında UNESCO'dan, eyvallah, İnsan Hazinesi ödülü verildi. Böyle elinde böyle kupa gibi bir şeyle gelmişti. Beni insan hazinesi ilan ettiler diye gelmişler. Çok gurur duymuş. Tabii ki bu ödülü verenlere de, ustamızı onurlandıranlara da biz teşekkür ederiz. Tabii ki gelenek gelecekle buluşabiliyorsa, buluşturabiliyorsak ne mutlu, sosyal medyanın da sayesiyle. Müziğin ışığı herkesle bir, müziğin diğer disiplinlerle ilişkisi konusunda ne düşünüyorsun abi? Örneğin şiirle, örneğin edebiyatla, örneğin felsefeyle. Evet. İşte biraz önce bahsettiğim gibi, yani sohbetimizin başında benim algıladığım olay bu şekilde. Ama belki böyle değildir. Belki bizim doğrumuz hakikat değildir. Belki ileride değişecektir bu fikirlerimiz. Onu bilemiyorum. Ama zaten dediğim gibi gelenek bir bütün. Ve bahsettiğim gibi zaman mekandan münezzeh, boyuttan münezzeh bir yapısı var. Derinlik gibi bugün bizim özellikle tüketilen sanatta, yani ticareti yapılan sanatta çok önemli elemanlar olan değerler esasında gelenekteki sanatlarımızda yok. Başka bir tüketim şekli. Yani tüketim de denmez de hal olma. O hali yaşama anı var esasında sanatlarda. Dolayısıyla hem müziğin, hem mimarinin, şiirimizin, ne bileyim kilim dokumamızın, işte tesbih yapımımızın esasında her yüzyıl yaşamış ve eserler kaleme almış büyüklerimizin yapıtlarıyla, yazdıklarıyla, ne bileyim söyledikleriyle çok ciddi bir düşünsel bağ var. Yani hani biz diyoruz ya, sözel kültür, işte yazılı olmayan bir kültür. Ben buna pek katılmıyorum. Şöyle katılmıyorum. Diyelim ki
Sadreddin Konevi Hazretleri'nin bir şeyini okuyorsunuz. Bir metni herhangi bir. Oradaki anlatılan o betimleme veya hakikat zaten şiirimizde karşımıza çıkıyor. Ne bileyim, bağlama icrasında bir karşılığını buluyorsunuz. Aktarılan inançsal bilgilerde, öğretilerde var. Yani böyle birbiriyle dediğim gibi bağlı bir yapı. Çok esasında çok doğal. Bu bağlamda aslında Türkiye'de üniversitelere, eğitim kurumlarına, yani yüksek öğretim kurumlarına çok iş düşmüş zamanda ve bu yüksek öğretim kurumları da bazı şeyleri başarmışlar benim gözlemlediğim kadarıyla. Şimdi az önce de bahsettim. Ben duygulanarak dinledim. Aynı zamanda üzülerek dinledim. Ben Fethiyeli Ramazan Güngör Usta vefat ettiğinde 11 yaşındaydım. Evet. Ve ben Fethiyeli Ramazan Güngör Usta'yı duyduğumda usta bu dünyadan göçmüştü. Yani böyle bir durum söz konusu. Aslında benim için trajikomik bir durum söz konusu. Sana nasip olmuş, ustaya gitmişsin, ustayı dinlemişsin. Çok da güzel ifadelendirdin, çok da güzel anlattın. Tabii ki 90'lı yıllardan sonra Türkiye'de özellikle Ankara ve İstanbul'da üniversite okumaya gelen öğrenciler kendi bölgelerinin müzik kültürlerini de sırtlanıp gelmişler. Belki de bu köy enstitüsü zamanlarında öğrencilerin köy enstitülerine kendi müziklerini getirdiği gibi. O süreç konusunda çok fazla bilgimiz yok, fakat 90'lı yıllarda işte Ankara'da bir ODTÜ, işte İstanbul'da Boğaziçi veya işte sonrasında konservatuar kurulmuş İstanbul Teknik Üniversitesi. Evet. Şu an hangi kurumda çalışıyorsun abi? Şu an ben Kültür ve Turizm Bakanlığımızın Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı İstanbul Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu'nda bir tasavvuf, irfan ve meydan meşkleri bölümümüz var. Orada görev yapmaya çalışıyorum. Sıcaktır sıcak, aman sıcaktır sıcak. Amber sekiftir asın, birimize kıyacak. Amber sekiftir asın, birimize kıyacak. Yorgenin annesi şimdi de ne yapacak, aman şimdi de ne yapacak, aman yorgi dertli de yorgi. Kaba dayım olmuşum, aşkım acık yokuşunda, uyumuşum kalmışım. Aman yorgi, dertli de yorgi, uyan. Algın hançer arasına dayanmış.
çıkıp tam da çıktı. Yol bulamadım, aman yol bulamadım. Bohçamı koyacak yer bulamadım. Bohçamı yer bulamadım. Sevdiğim yorgiye yarulamadım, aman yarulamadım. Aman yorgi kabadayım olmuşum, aşlamacık yokuşunda uyumuşum kalmışım. Aman yorgi dertli de yorgi uyanmamış. Algın hançer yarasına dayanmamış. Geleneksel müzikler kendi yörelerinde ve bölgelerinde devam ederken bu müziklerin lokal kalması, yerel kalması ama aslında kendi bölgesinde ciddi bir söz sahibi olması konusunda neler düşünüyorsun? Şimdi yine zor bir soru esasında ama hissetmesi, anlaşılması kolay müzikler değil gerçekten. Çünkü bizim mesela günümüzde halk müziği dinleyicilerimiz dahi yani bu kadar zengin ve bereketli ve derin bir sanat, edebiyat varlığının içinde, bilgi varlığının içinde bile mesela insanların tükettiği, alkışladığı, takdir ettiği şeyler zor olduğunu düşündükleri, o zanda oldukları, yapamayacaklarını veya yapılmasının çok güç olduğunu düşündükleri müzik aktivitelerini veya sanat aktivitelerini alkışlıyorlar. Bu tamamen bizim kültürümüzle, hissedişimizle örtüşmeyen bir nokta. Dolayısıyla ustalaştıkça durulaşan, sadeleşen ama yapması da hakikaten imkansızlaşan yani zor demiyorum. Yani mesela defalarca dinlediğimiz sen de eminim çok kereler dinlemişsindir. Mesela işte Ali Murtaza Topal dediğin bir albümü vardır. Yani orada çıkan sesin yapısı, etkisi yani işte 40 sene, 50 sene vermek lazım. Evet. Ha, bakıldığı zaman bu kültürümüzün o kök bilgilerine sahip olmayan bir insanın algılayabileceği bir sanat yapısı değil. Dolayısıyla ama bunu değerlendiren insanlar da var. Yani nasıl değerlendiren insanlar var? Böyle hani Çelebi derler ya, işte birkaç dil bilen, Osmanlıca bilen, işte Anadolu kültürüne hakim, Avrupa düşünce tarihini bilen, işte Orta Doğu'yu, oradaki sanat yapısını, düşünce şeyini bilen insanlar var. Ya bu insanlar akademisyen değil, bu insanlar müzisyen değil. Bu insanlar böyle
sokakta gördüğünüz zaman tırnak içinde söylüyorum, yani sıradan diyebileceğiniz ama korkunç bir hakimiyete sahip insanlar. Bu insanlar mesela bir şey beğeniyorsa, yaptığınız şeyi beğeniyorsa, yani güzel falan diyorsa, o zaman sizin yaptığınız iş o geleneksel, hakikaten geleneksel çerçevede kalabilir. Yani o çerçeveye oturtturabilirsiniz. Ama onun dışında zaten bizim şimdi değerlendirebileceğimiz bir şey değil. Geçen gün de seninle çay içerken konuşmuştuk. 30 sene, 40 sene sonra yetişecek dostlarımızın, kardeşlerimizin, evlatlarımızın o belli bir açıyla, belli bir görüş açısıyla baktıkları zaman değerlendirecekleri şeyler. Şu anda bizim sadece yaptığımız, hissettiğimiz şeyleri çalmak. Ama bunun değerlendirmesi 30 sene sonra, 40 sene sonra olur. Evet, çok doğru. Yani müzik belki sanatın da her alanı, yaşımız gereği çok derine kendimizi indiğimizi de düşünebiliriz. Fakat müzik gerçekten en az 30 sene sonra değerlendirilebilen bir kavram. Çünkü hepimiz artık sosyal medyada, farklı mecralarda bakıyoruz işte. Hepimiz diyoruz ki işte şu şu kadar dinlenmiş, bu kadar dinlenmiş. Böyle bir amacımız, gayemiz olmasa da hepimiz böyle bir dünyada yaşıyoruz. Çünkü müziğimizi arz ettiğimiz mecra, dijital mecra ve orada da... Evet, ama işte orada da dediğim gibi yani zor olanı, zor olduğunu düşündüğü için beğenen, zor olduğunu düşündüğü için takdir eden dönemimizin tüketim alışkanlıklarını içselleştirmiş bir sürü insan var. Kesinlikle ben o zorluğun artık boyut değiştirdiğini düşünüyorum. Çünkü bizim çocukluğumuzda işte çok hızlı saz çalmak ya da işte sazı çok temiz çalmak önemli bir kavramdı. Hala daha çok önemli. Yani öyle eğer mi? Şöyle, yani eğer bir enstrümana hakimiyetten bahsedeceksek veya profesyonel anlamda bunu yapmaktan bahsedeceksek, tabii ki asgari düzeyde bütün ihtiyaçları karşılamanız gerekir. Yani o, hani o kötü bir şey, bu iyi bir şey. O anlamda bir şey söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Yani bu durum bana her zaman tüketim olarak geldi. Yani böyle aşırı tüketme olarak geldi. Çünkü ben herhangi bir müzik geleneğinden gelen birisi değilim. Estağfurullah. Dinleyerek gelen birisiyim. Benim için önemli olan çalma, söyleme oldu. Ve hiçbir zaman çok iyi saz çalamadım. Çaldığımı gözlemleyemedim. Özellikle lise yıllarında hepimiz ustalar gibi saz çalmak istedik. Onların aynısını birebir taklit etmek istedik. Onları geçmek istedik. Fakat ben bir ciddi bir eksikliğin olduğunu her zaman hissederek büyüdüm. Halen de hissediyorum. 10 senelik müzik öğretmeniyim. Hani bir de böyle şey olur ya, müzik öğretmen olduktan sonra sokakta derler ya bu adam bu işi yapıyor zaten derler. Ben halen işte ilk o sazı elime aldığımda, o türküleri dinlediğimdeki o aşka sahibim. Müzik de böyle bir kavram. Zaten o aşkı kaybettiğimiz zaman belki de o pazarın içine giriyoruz işte. Hani kendimizi değil de izleyenlere göre işte sazı şöyle çalalım, türküleri böyle çalalım ya da besteleri kendimize göre değil de karşıya göre. Belki de hani müziğin pazarı Türkiye'de olmaması da gerekiyor. Yani devlet politikası haline dönüşmesi gerekiyor ve özellikle bu ustaların, senin de az önce ismini zikrettiğin, çok kıymetli hayatta olan, Allah uzun ömür versin, o ustaların yaşam biçimleri irdelenip o ustalar gibi çıraklar yetiştirmeyi gözlemlemeliyiz. Çünkü işte orada işte gibi değil bence. Gibi haddim olmayarak söylüyorum. Estağfurullah. Mesela Doğan Ustam'dan gördüğüm bir şey. Talebeleri diyebiliriz veya çırakları diyebiliriz. Hepsinin icra şekli, yani diyelim Koca Arap Seybe'yi çalıyor.
Ama Doğan Usta farklı çalıyor. Çırağı da farklı çalıyor. Veya Antep'te veya işte Keskin'de. Yani gibiden ziyade belli bir yere kadar o teknik açıdan öğrenme şeyine kadar taklit eyvallah. Ama ondan sonra öyle bir metot uyguluyorlar ki icracının kendi içinden ne çıkacak? O çıkıyor. Dolayısıyla birisi gibi çalma, birisi gibi ne diyeyim, tele dokunmak pek esasında geleneğimizde hoş karşılanan bir şey değil. Emre Dayıoğlu ile Müzikli Sohbetler programının bu bölümünde kıymetli sanatçı Mehmet Evren Hacıoğlu ile birlikteydik. Kendisine bu programa katıldığı için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Layık gördüğünüz için. Eyvallah. Müzik hepimizin ortak paydası. Müzikle kalın, hoşça kalın. Eyvallah.